Şimdi oturumu tabii ki konuşmacılarımıza mutlaka hocalarımızın, katılımcılarımızın soruları ya da katkıları olacaktır. Çok teşekkürler. Buyurun hocam. Bir katkı ve bir soru çok seri bir şekilde. En son sunumda Günsu'nun anlattığı şey bu tek taraflılık üzerinden de gitti. Şimdi daha çok kültür aktarımından çok kültürler arasılık kavramı kullanılıyor ve özellikle de iki dilli ya da çok dilli ortamlar açısından yeni yapılan bir tez var. Ankara Üniversitesi'nde Sinem çalıştı. Soyadını hatırlamıyorum güya. İkinci danışmanıyım ama şu an zihnim çok kalabalık. Ona bakabilirsiniz. Güzel modellemeleri yaptı. Ben İbrahim'e bir soru sormak istiyorum. Biraz anlatıyla uğraştığım için. Hep kelime öğretimi üzerinden geldi. Tabii süre sınırlı, bunları da biliyoruz ama kelime öğretimi dışında hikayelerin dil öğretimi açısından birkaç bir şey daha bize söyler diye umuyorum. Nasıl katkısı olur İbrahim? Teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Tabii ki yani süreden dolayı bazı şeyler biraz hızlı geçişti. Geçiştirmek zorunda kaldık. Tabii ki yani özellikle hikaye dinleme metodolojisinde geleneksel yöntemlerin aksine orada aslında bence en önemli kavram şuydu. O hikayeden zevk alma diye bir kavram ortaya atıyor. Ve bununla bağlantılı olarak sadece sözcük boyutunda değil, işte biraz önce arkadaşların bahsettiği gibi mesela kültürel boyutta da tabii bunu ölçünlü şekilde, yani sonuçta o anlatım metni aslında o kültürün bir çıktısı. Dolayısıyla bundan belki böyle ayrı bir şeye ihtiyaç duymadan sadece o hikaye üzerinden bile birçok şey aslında elde edilebiliyor kültür boyutuyla. Dil bilgisi boyutuyla zaten yine dediğim gibi direkt olarak vermek yerine orada gördüğü aslında bağlam içinde gördüğü şeyler onun edinmede fayda sağlayacağını söylüyor yapılan çalışmada Krashen ve Mason. Dolayısıyla pek çok açıdan aslında faydası var. Sadece kelime boyutuyla değil, özellikle kültür boyutunda da girdiler sağlıyor. Teşekkürler İbrahim, sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz. Evrim Zeynep Sungur da bir soru sormak istiyormuş. Buyurun Evrim Hanım. Herkese merhabalar. Ben bir öğrenci olarak aslında hani katılıyorum, çok da ilgimi çekti. Çünkü Fransızca öğretmenliği okuyorum. Bir taraftan tesadüfen de olsa Fransızlara Türkçe öğretimi konusuna da girmiş bulundum. Şu anda birkaç kişiye ders vermeye başladım ama tabii amatör olarak el yordamıyla yapmaya çalışıyorum. O yüzden bugün mesela çok güzel ve faydalıydı benim için. Şimdi şöyle, eski program mağduru olduğum için Türkçe çift anadan maalesef yapamadım. Şimdi burada metin değiştirme, işte öykü kullanımı gibi konulara değinildi ama ben mesela bireysel olarak şurada biraz takılabiliyorum. Anlamada zorlandım açıkçası. Şimdi tabii özgün metin kullanımı çok önemli dil öğretiminde ama bunu tabii sadeleştirmek, basitleştirmek de gerekiyor. Bir taraftan standart dili kullanmak gerekiyor ama bir taraftan da kültürel değerleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani arka plana atmamak gerekiyor ama A1, A2, özellikle A1 düzeyinde mesela selamlaşmada bile hani işte İstanbul veya Yunus Semre kitapları gibi kaynaklarda da bazen şöyle şeyler geçebiliyor. İşte metin içinde Allah'a ısmarladık diye bir kelime var. Yani şu an ilk aklıma gelen şey olduğu için söylüyorum. Şimdi bunu karşı tarafa anlatmaya çalışırken eğer ortak bir kültür yoksa bunu merhabayla çevirmek durumunda kalabiliyorum. Çünkü biraz farklı gelebiliyor bazen. Hani Avrupa ya da işte hani Orta Doğu bölgesi kültür olarak çok ayrıştığı için Türkçe biraz daha uzak kalıyor. Mesela buralarda nasıl yaklaşmak gerekir? İkincisi tabii ölçme değerlendirme kısmı ilk şeyde kaldı ama ilk bölümde kaldı. Ben oraya yetişemedim süreden dolayı. Bununla alakalı biraz eksiklikler var galiba. Türkçenin eğitime esnasında ölçme değerlendirmenin kullanılması veya bununla alakalı nerelerden, hangi kaynaklardan yararlanabiliriz konusunda 2 tane sorun vardı mümkünse eğer. Ben bir soruya... Suzan Hanım'a yönelik. Siz cevaplayacaksınız. Evet. Fatma Hocam, cevap vermek istiyorum ben. Şimdi Evrim Hanım, burada şöyle bir durum, kendi tecrübelerimden ve alan yazılımıyla ilgili yaptığım taramalardan şunu söyleyebilirim. Öncelikle A1 düzeyinde bile selamlaşma kelimelerinde esas olan şu olduğunu düşünüyoruz. Eğer öğrenici Türkiye şartlarında, yani burada öğreniyorsa Türkçeyi, burada bir tömerde öğreniyorsa, yani doğal hedef dilin doğal iletişim ortamlarına maruz kalıyorsa bu öğrenci, Allah'a ısmarladığı merhaba diye çevirmeyi gerekli görmüyorum açıkçası. Hocalarımın da benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Çünkü burada zaten sokakta dilin doğal iletişim ortamlarında kullanım şekillerine bu öğrenciler maruz kalıyor. Bu noktada da zaten Türkiye sınırları içerisinde Türkçeyi öğrenen öğrenciler için ikinci dil edinimi süreci de başlamış oluyor ve bu tamamen yabancı dil öğretiminden de ayrı bir kanalda devam eden ya da birbirini destekleyen durumlar olduğu söylenebilir. Ancak söz konusu öğrenci Fransa'da, Almanya'da yaşayan, yabancı uyruklu, Türk olmayan bir öğrenci ise, yani kültüre tamamen uzaksa, öğreticinin yine hedef kitlenin ilgisine, ihtiyaçlarına, onun motivasyonunu olumsuz etkilediğini düşünüyorsa kendine göre bir sadeleştirmeye tabii ki gidebilir. Ancak bu Allah'a ısmarladık örneği verildiği için bunun üzerinden gidiyorum. Bu aynı zamanda İslami kültüre ait de bir motif olduğu için ve Türkçeden ayrıştırmak çok mümkün olmadığı ve doğru olmadığını düşündüğüm için bu tip kalıplarda, konuşma dilinde A1 düzeyinde ya da A0 denilen bu alfabeyi öğrendiği düzeyde evet bir sadeleştirmeye gidilebilir ama ondan sonrasında dile olduğu gibi bu tip durumlarda markalıp ifadeleriyle maruz kalmanın ilerleyen seviyelerde öğreniciyi olumlu etkilediğini ve motivasyonunu arttırdığı görüşündeyim. Peki, teşekkür ederiz. Bu arada tabii şöyle küçücük bir hatırlatma yapmak lazım. Merhaba konuşmanın başında kullanılan bir kalıptır. Allah'a ısmarladık ise konuşmanın sonunda, yani onu merhabayla karşılaş, değiştirim yapmak çok yanlış. Oraya daha kelime koymak gerekir, tamam mı? Evet. Peki, tamam. Öpmeyle ilgili sorunuzu aslında ilk oturumda Dilek Hanım'ın konusuydu. Onun için oraya bir daha geri dönmeyelim. Selçuk Hocamızın bir sorusu varmış. Ona söz hakkı vereyim ben. Teşekkür ederim hocam. Benim sorum değil de daha çok katkı anlamında bir şey söylemek istiyorum. Suzan Cihangir adlı hocamız hani çalışmaların olmadığını söyledi. Gayet doğru. Çok az çalışma var. Bu sadeleştirme ya da metin değiştirim kavram kargaşası da var. Ki zaten sadeleştirme çok yanlış anlaşılıyor Türkiye'de. Metni kuşa çevirme gibi bir şey anlaşılıyor. Aslında sadeleştirme anlayışa değiştirim dense daha doğru olabilir bu konuda. Şöyle, bu alanda çalışmalar var. Gayet güzel çalışmalar var. Doktora öğrencilerinin, alanda çalışan uzmanların yaptıkları metin sadeleştirmeleri ya da metin değiştirimleri, uyarlamaları var. Ancak maalesef ülkemizde sahip çıkan yok gibime geliyor. Hocam siz bu alanda iyi biliyorsunuz. Hani hocalarımız öğrencileriyle birlikte bir çalışma yapıyor. Ancak bu çalışmaların bir telif hakkı var birincisi. Ki zaten metin seçimi çok sıkıntı. Her kitabı, her hikayeyi sadeleştiremiyorsunuz ya da uyarlayamıyorsunuz diyeyim. Metni buluyorsunuz, bu defa telif hakkına giriyor. Bu alanda öğrenci ve işte bu alanda çalışan kişi veya hocamız bunun uyarlanmış halini, değiştirilmiş halini bastıralım dese telif hakkı giriyor. Bu alandaki ilgili kurumlara gitse, MEB ya da işte Yunus Emre'ye, YTB'ye, bu alanlara gitse onlar da bu çalışmaları kendilerinin olmadığı için kabul etmiyorlar maalesef. Böyle bir durumda hali hazırda var olan güzel çalışmalar maalesef sunulamıyor okuyuculara. Bu ayrı bir sıkıntı. İkincisi, şu an hani ben 13-12 yıl milli eğitimde çalıştım. Sözlüksel müthiş sıkıntılar var. Ancak yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışıyorum bir yılda. Aksaray Üniversitesi Türkçem'de çalışıyorum. Öğrenci bilmediği kelimeyi soruyor. Biz kendi, yani onlara bir sözlük öneremiyoruz. Ya şu sözlüğe bakın, şuraya bakın diyemiyoruz. Çünkü Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü dahi birçok kelimeyi açıklamakta yetersiz. Yani bilinmeyen kelimeyi bilinmeyen kelimeyle açıklıyor. Veya bir Türkçe açıklar gibi açıklıyor. Başka küçük sözlükler var, resimli çalışmalar var ama onlar da yeterli değil. Kaldı ki sözlük hazırlamada da ayrı bir sıkıntı var. Mesela bu alanda da biz yaklaşık 2 yıl 7 alan hocası tarafından çalışma yaptık. Bir sözlük hazırladık. Burada dahi hangi kelimeleri seçelim? Yani 5 tane Tömer'in kitaplarını aldık, sözcüklerini. Birbirlerine büyük ölçüde uymuyorlar. Yani seçtikleri kelime bakımından. Burada da bir sözlük hazırlanması ayrı bir sıkıntı. Hani metni bulduk, hazırladık, sunumu yaptık diyelim. Bu defa da sözlüksel bir sıkıntı var. Onu nereden temin edecek öğrenci? Karşılaştığım alanda bir yıldır nacizane sıkıntılar bunlar. Bunu dile getirmek, eklemek istedim Suzan hocamıza çalışmalarından dolayı. Teşekkür ederim. Tüm katılımcılar saat 10'dan beri buradalar. Yani şu anda saat 1:30 oldu. Nermin hocam el mi kaldırdınız? Şunun için Selçuk hocam söyleyince hocam sıklık çalışmaları, sözcük sıklığı çalışmaları var. Hani Aksan hocaların yayınlandığı hani yaz gözün var. Evet, birkaç yani, var. Hani onu öğrenci bakmayacak, onu o işte sözlüğü hazırlayan akademisyen yapacak. O Dilek Fidanların sözlüğünü inceleme fırsatınız oldu mu hocam, yoksa onun içinde miydiniz? Hatırlayamadım. Sakarya Üniversitesi öyle bir sözlük çalışması yaptı. Hocam yok, o alanda değiliz. Muammer hocayla birlikte bir 7 arkadaş sözlük çalışması yaptık. Sözlük şu an hazır. Resimletmesi de yaklaşık 6-7 ay sürdü. Resimli Türkçe sözlük. Bunu TÜBİTAK'a proje olarak sunduk 2,5 yıl önce. TÜBİTAK bu alanda çok çalışma var diye kabul etmedi. Maalesef alanda doğru düzgün yoktu o zaman o çalışma. Şu an kitap hali hazırda var ama basabilmek için bir yer arıyoruz. Anladım. O da yok. Kendi imkanımızla basacağız ama bu defa da dağıtımı sıkıntı. Hani kendimiz kime verebileceğiz sözlüğü? Hocam internet ortamına koyun bence. Hiç uğraşmayın artık şeylerle. Hocam bir katkıda bulunabilir miyim hocam? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın artık oturumu sonlandırmak istiyorum. Çünkü 2:30'da da diğer oturumumuz başlayacak. Katılımcıların biraz nefes alması, çaylarını içmesi, yemeklerini yemesi için. Ben tekrar Yunus Koç hocamın şahsında, Mustafa Durmuş hocama, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün tüm hocalarına ve Türkçe bölümünün değerli hocalarına ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. 3. oturumda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.